Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bu dersimiz antropoloji. Daha önce antropolojiden bir miktar işlemiştik. Şimdi onun devamını işleyeceğiz. İnsanın tarihsel sürecinde insan türlerinde kalmıştık. Demiştik ki evrim teorisine göre eski dünya maymunları, oradan hominoidea, oradan hominidler, oradan da insana geçiyordu. Şu noktada insan cinsi, bunu bilmek önemli. İnsan cinsi homo cinsidir. Onun üstünde hominidler vardır. Mesela Australopithecus, Australia, şöyle yazalım, Australia, homo cinsi insan cinsi değildir. Peki insan cinsi nelerdir? Homo habilis, homo erectus, homo neandertalis, homo sapiens ise homo cinsidir. Burada kalmıştık, buralarda kalmıştık geçtiğimiz hafta. Şunu bilmek lazım. Australopithecus'lar insan, yani homo cinsi olarak değil, insansı olarak tanımlanıyor. İşte insanla insansı farkı da Latince'de homo ile hominid arasındaki farka denk geliyor. Bu hominid dediğimiz yapılara, yani insanın daha önceki kökeni olarak düşünülen, tabii çok ispat edilmiş bir şey değildir. Hominidlerden en önemlisi Australopithecus'tur. Bunun da alt çeşitleri vardır. Fosilleri sadece Afrika'da bulunmuştur. İnsansı olarak tanımlanır. Beyinleri insan beyninin 1/3 büyüklüğüne sahiptir. Geçtiğimiz derste söylemiştik bunları. Değişik alt türleri vardır. Tabii bunun insanla ilişki kurulmasının en önemli sebebi dik yürümesi. Bunu da söylemiştik. Fakat alet yaptığı ispat edilememiştir. Yapmadığı düşünülüyor. Bir ispat yoktur ortada. Fosilleri günümüzden 5 milyon yıl önceye tarihlenmektedir. Şimdi gelelim insana, yani homo cinsine. Evrimsel anlamda insan sayılabilmesi için türün alet yapması, dik yürümesi ve konuşması gereklidir. Bu açıdan baktığımızda alet yapma homo habilis'te başlar. Dik yürüme, tabii habilis de dik yürüyor ama asıl böyle tam dik yürüyen erectus'tur. Zaten Latince köken anlamı da dik yürümekten gelir. Konuşma ise tartışmalı ama antropologlar ve osteologlar ve anatomistler, kemik bilimciler ve anatomistler beynin yapısından ve çene yapısından konuşabiliyor, konuşamıyor diye tahminler yapıyorlar. Tabii %100 değil. Homo türü 2,5 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. Bunlar Homo habilis, Homo rudolfensis falan gibi birazdan konuşacağız. Bunlardan birincisi Homo habilis, Latince kökünde becerikli insan, alet yapan insan anlamına geliyor. Fosiller Doğu Afrika'da, Turkana Vadisi'nde bulunmuştur. İlk insan olarak kabul edilir ama Afrika dışına çıkmamıştır. Mesela hep şey zanneder öğrenciler, ilk insan Homo erectus zanneder. Homo erectus ilk Afrika dışına çıkan yayılan türdür. Ama insansından sonra ilk homo, insan olarak tanımladığımız aslında homo habilis'tir. Afrika'da yaşamış, yok olmuş, Afrika dışına çıkmamış bir kültür söylemiştik. Ondan sonra beyin kapasiteleri, hacimleri Australopithecus'tan büyük, homo sapiens ise küçüktür. Oldowan kültürü dediğimiz çok kaba, yontma taş kültürleri vardır. Tabii benim gözüm mesela ayırt edemiyor, ben kitaplardan bakıyorum, nasıl ayırt ediyorlar diyorum. Antropologlar onun biçimlenme şekline göre işte bu Oldowan kültürü, bu Müsteriyen kültürü falan diye ayırt ediyorlar. Boyları da 1.10'lar 1.50 arasındaymış. Gelelim Homo rudolfensis, bu da insan türü, homo türü. Rudolfensis fosilleri Homo habilis ile benzer coğrafyada bulunmuştur. Rudolfensislerin anatomik yapısı Homo habilis'e benzer ancak daha kaba görüntüleri vardır. Modern insana giden hatta Homo habilis merkeze alınmış. Rudolfensis yan çıkmaz bir sokak, yani insan türüne devam eden, evrimleşen bir ara basamak olarak düşünülmemiştir. Bir başka, şimdi burada tür kelimesini söylemekte bir mahsur yok. Çünkü homo tür değil, türün bir üst sınıfıdır. Homo sapiens bir türdür, homo ergaster bir türdür, homo habilis bir türdür. Homo habilis ve erectus arasında gözlenen bir türdür. Ergaster'den bahsediyorum. Fosilleri sadece Afrika'da bulunmuştur. Ergaster, işçi, çalışan anlamına gelir. Bu da kemik yapılarının çalıştığı ve ağır yükler altında çalıştığının göstergesinden gelen bir adlandırmadır. Fosiller günümüzden 1.8 ve 1.6 milyon yıl önceye tarihlenmiş. Bunlar da aynı şekilde Turkana Gölü civarında bulunmuş. Orası bir vadidir. Sonra tortul katmanlar oluşmuş. Ve bununla ilgili
TÜBİTAK'ın yayınladığı bir kitap vardı. Turkana Çocuğu diye. Orada çok bozulmamış, zannedersem 12-13 yaşlarında bir kız çocuğunun fosili bulunuyor. Ondan sonra Homo ergaster olarak o bölgede bataklık olan kısmın tortullaşması ile bulunmuş. Baya baya kitap olarak incelemişler, basmışlar. TÜBİTAK'tan çıkmış, yayınlanmıştı. Şimdi gelelim daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Homo erectus. Afrika dışında fosili bulunan ilk homo türüdür. Çin, Endonezya, Java Adası, Gürcistan, Pakistan, Hindistan, Afrika, Vietnam'da fosilleri bulmuştur. Bakın gene Afrika'da Turkana Vadisi. Bu Turkana Vadisi verimli bir bölge olduğu için orada çok fosil bulunmuş. Yani verimli bölge derken o dönem için yaşama şartları uygun bir bölge olduğu için. Beyin hacimleri ortalama 1000 cm civarındadır. Çin'deki fosiller ortalama 1.55 boyunda, Java'daki fosiller ortalama 1.70 boyundadır. Alt paleolitik insanı Homo erectus'tur. Şunu bilelim arkadaşlar. Şurasına paleolitik diyecek olursak, paleolitiğin hemen hemen %80'ini, %90'ında, şöyle %80, %90 diyelim, Homo sapiens yoktur. Homo sapiens paleolitiğin sonunda ortaya çıkar. Ve bu bağlamda bizim paleolitik dönemde mağara sığınaklarında yaşadığını söylediğimiz, Türkiye'de de mesela Karayim Mağarası'nda, Öküz'ünde kemiklerin büyük oranda Homo erectus'la ilgilidir. Yine Vietnam'da fosilleri bulunmuş. Ha şey söylemiştik, alt paleolitiğin insanı Homo erectus'tur. Alt paleolitikte aşölyen, bakın biraz önce Oldovan kültürünü söylemiştik. Şimdi de aşölyen kültürün Homo erectus'ta olduğunu bilmek lazım. Bu da sorulabilecek bir şeydir. El baltaları yapmışlardır. Evet, şunu söylemiştik arkadaşlar. Aşölyen alet teknolojisi Homo erectus'la ilgilidir. Bu da soru olarak sorulabilir. Aletler ve fosiller en eski 1.9 milyon yıl öncesine aittir diyor. Gruplar halinde avlandıkları bilinmektedir. Ateşi kullanmışlardır. Ateşin ilk kullanım kanıtları Homo erectus'la ilgilidir ve Kenya'da 1.5 milyon yıl öncesine ait kanıtlar vardır. Zaten bu durumda aslında ÖABT'de ateş ne zaman kullanılmıştır falan diye, paleolitik diye sormuştu. Bunu biraz genişletecek olursak ilk ateşin kullanılmasının Homo erectus'lu olduğunu da söyleyebiliriz. Homo erectus'ların 1.5 milyon yıl önce ateşi üretebildikleri, kullanabildikleri kanıtlanamamıştır. Ama en azından üretmeseler bile ateşi kontrol altına alarak ısınma, beslenme, korunma amacıyla kullandıkları bilinmektedir. Ne demek bu? Yani şimdi bunu sürterek o mu üretti, yoksa bir yıldırım düşmesiyle oluşan ateşi ya da bir yerdeki yangını daldan dala taşıyarak korudu mu? Tabii bunu ispat etmek çok zor. Ama neyi ispat etmişler? Ateşi kullandıklarını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yaşadıkları bir yerden ateşi kullandıklarını biliyoruz. Önceki bilgilere, türlerine göre daha narin çene, kas ve yapıları vardır. Bu durum beslenmelerinin pişirmeyle ilgili olduğu ve artık çiğ et değil, pişirilmiş et yedikleri görülmektedir. Ama enteresan bir şey, kanibalizm denir. Yamyamlıkla ilgili belirtiler var. Yani insan eti yedikleri, birbirlerini yediklerini düşündüren kanıtlar vardır. Gelişmiş bir iletişim, büyük olasılıkla dil sistemine sahip oldukları verilerden hareketle, yani anatomik yapıdan, çünkü dilin oluşturduğu beyin yapısı ve kafatası yapısı farklılaşıyor, konuşabildikleri tahmin ediliyor. Gelelim Homo Neanderthalis. İlk örnekleri Cebeli Tarık'ta, İspanya'da, daha sonrasında da Almanya ile Belçika arasında Neander Vadisi'nde bulunmuştur 1800'lü yıllarda. Günümüzden 203 bin ile 30 bin yıl arasında yaşamışlardır ve hiç kalmamıştır. Yani Homo Neanderthalis türü tükenmiş bir şeydir. Günümüzde yoktur, türü tükenmiştir. Ama diyorlar ki işte günümüz insanında Homo Neanderthalis'ten gen geçmesi var mıdır falan diye çok tartışılıyor. Hatta bunu var falan diye iddia edenler de var. Ama bu bugünün insanının Homo Neanderthalis olduğu değil, o dönemde Homo Neanderthalis'le Homo sapiens'in çiftleşmiş olabileceği ve o genlerin günümüz Homo sapiens'ine de taşınmış olması ihtimaliyle ilgili olarak söyleniyor. Özbekistan'dan Atlas Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyada fosilleri bulunmuştur. Güçlü beden yapıları vardır, böyle tıknaz, Homo sapiens'ten az daha kısa ama daha güçlü bir beden yapıları vardır. Fotoğraflarda da, animasyonlarda da görülüyor. Beyni günümüz insanından büyüktür. Neandertal insanının beyni ortalama 1550 cm küpmüş. Günümüz insanı 1350.
Tabii bu çok ciddi tartışmalara neden oluyor. Diyorlar ki beyni daha büyük, bu bir gelişkinlik göstergesi değil mi? Tabii evrimsel olarak sadece beyninin büyük olması önemli değil. Bunun yanı sıra o şartlara, doğaya adapte olmuş olması önemli deniyor. Bir de beyin büyüklüğü tek başına bir kriter değildir. Mesela Einstein'ın beyninin normal insan beyninden biraz daha küçük olduğu biliniyor. Onun için tek kriter olarak beyin büyüklüğü alınamıyor. Daha çok beyinle vücut kütle oranının orantısı alınıyor. Tartışmalı bir konudur. Ama Neandertallerin soyu tükenmiş bir insan türü olduğunu bilmek lazım. Alnı basık, kaşlar birleşiktir. Erkek boyları 1.70 civarı. Alet yaptıkları kesindir. Bunların da yaptıkları alet ve işçilik Musterian kültürü olarak tanımlanır. Bunlar daha çok bataklık kıyılarında, göl kıyılarında yaşamışlardır. Mağara ve kaya altı sığınaklarda yaşamışlardır. Yaşadıkları mağaranın bir alanını ocak, bir alanını işlik, yani işlik dediğimiz hayvanın kemiklerini sıyırmak gibi işlerin yapıldığı, bir alanı da çöplük olarak kullanmışlardır. Et ve bitkiyi beraber tüketmişlerdir. Diş yapılarından bu çözümlenebiliyor. Buzul çağında yaşamışlar ve soğuğa adapte olmuşlardır. Burada da Neandertal ve mesela Sapiens altta, Neandertal üstte. Neandertaller yaşlı ve bakıma muhtaç olan veya ayağı kırılmış, sakat kalmış falan ya da yürüyemiyor. Bu tür bakıma muhtaç insanları, gruptakileri bırakıp gitmedikleri, onların bakımını üstlendikleri ispat edilmiş. Ölülerini gömdüklerini biliyoruz. Ölülerin yanına çiçek koydukları biliniyor. Bu da tabii %100 değil ama bir inanç sistemleri, öte dünya algılarının olabileceğini doğuruyor antropologlarda. İletişim ve dil yetenekleri olduğu da düşünülmektedir. Homo Hildenbergis günümüzden 400 ile 200 bin yıl önceye ait fosilleri vardır. Bu da kaybolmuştur. Neden bu da kaybolmuştur tür olarak deyip duruyorum. Geçtiğimiz hafta soru çözüyorduk. Orada mesela bir paleolitik yaşam süren insanlar, işte pigmeler veya kunglarla ilgili bir soru çözümünü de çözdük. Mesela günümüz insanı dedik bunlar, paleolitik yaşam sürüyor. Hangi insandır dedik falan. Çok az cevap geldi. Cevaplar yanlıştı. Onun için söylüyorum. Günümüzde yaşayan insanların ister paleolitik yaşam olsun, ister modern yaşam olsun, isterse uçağa binsin. Hepimiz homo sapiensiz, diğer türler kaybolmuştur. Tükenmiştir, öyle söyleyeyim. Bu homo Hildenbergis'in fosilleri Almanya ve İngiltere'de bulunmuş. Gelişmiş homo erectus, arkeik homo sapiens özellikleri gösteriyormuş anatomik olarak. Gelelim homo sapiens. Günümüzde yapılan moleküler çalışmalar modern insanın, dünya üzerinde yaşayan tüm insanların aynı ortak atadan, yani homo sapiens'ten geldiğini gösteriyor. Bu ortak ata Afrika kökenli fosilleri işaret etmektedir. Yani homo sapiens'in de kökü Afrika'ya dayandığı söyleniyor. Ya da ortak kök olarak erectus'tan gelmiş, sonrasında değişim göstermiş olabilir. Günümüz insanı ile Neandertallerin bir bağlantısı yoktur demişiz. Bir dönem Neandertaller ve homo sapiens ve Neandertaller beraber yaşamıştır. Sapiens türü devam etmiş, Neandertallerin soyu tükenmiştir. Bu uzun uzadıya bir tartışma konusudur. Niye onlar tükendi, niye sapiens devam etti falan. Yapılan mitokondriyal DNA çalışmaları insanın, yani homo sapiensin, 140 bin ile 250 bin yıl önce Afrikalı ortak bir atadan evrimleştiğini göstermektedir. Üst paleolitikteki dilgi teknolojisi homo sapiens'e aittir. Şunu da bir sorulabilecek bir şey. Olta, zıpkın, ok ve yayı da üst paleolitikte ilk kez homo sapiens kullanmıştır. Üst paleolitikte mızraklar, kargılar, hayvan tuzakları yapmışlardır. Üst paleolitikte mağara resimleri görülür. Ki bunu arkeolojide anlatacağız. Bu Fransa ile İspanya arasında Pirene Dağları'nda Loxos mağarası, Altamira yanlış söylemiyorum inşallah. Altamira mağarası vardır. Böyle gözünüzde canlanır, kitaplarda falan vardır. Böyle öküz resimleri falan boyalarla yapılmış. Bunların hepsi mağara resimleri, homo sapiens'e aittir. Wildenwolf Venüs'ü vardır. Yine göstereceğim ben size onu. O da üst paleolitik ve sapienslere aittir. Sapiensler yaklaşık 40 bin yıl önce Avustralya'ya geçmişlerdir. Sapiensler yaklaşık 20 bin ile 12 bin yıl önce Bering üzerinden Afrika'ya geçmişlerdir. Yani Afrika'nın yerli halkı olan Kızılderililer de aslında ana kara olan Avrasya'dan Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçmişlerdir. Ayrı bir tür değildir onlar. Evet, gelelim antropolojik olarak insanın incelenmesine, yaşam tarzlarına. Paleolitik yaşamda neler varmış bir bakalım. Paleolitik yaşam bir kere avcı toplayıcıdır. Paleolitik dönemde, ki paleolitik dönem günümüzden 12 bin
Milattan önce de 10 bin yıllarına kadar devam etmiştir. Sonra mezolitik gelir. Mezolitik de 2 bin yıl civarındadır. Nüfusun çok artmamasının sebebi, bu kavram sorulabilir, biyolojik taşıma kapasitesidir. Şimdi incelenmiş, mesela insanlar böyle tarım yapmasa, avcı toplayıcı yaşasa, kaç kilometre kare alan kaç kişiyi besler falan diye incelenmiş. Ve bu da dünyanın o dönemki nüfusunun çok artmaya müsait olmadığı. Çünkü tarım yapmadan sadece toplayıcılık ve avcılıkla fauna dediğimiz hayvan çeşitleri ve flora dediğimiz bitki çeşitliliği belli bir miktar insanın yetişmesine, yaşamasına müsaade ediyor. Biyolojik taşıma kapasitesi paleolitik dönemin yaşam şartlarına göre bir insan için gerekli toprak parçasıdır. Mesela şeyde Afrika'da kumklar üzerine yapılan çalışmalar paleolitik dönemde tüm dünyada biyolojik taşıma kapasitesi dikkate alındığında en fazla bütün dünyada 5 milyon insan olabileceğini gösteriyor. Bu da çok düşüktür. Peki bugün 6-7-8 milyar insan nasıl olabiliyor dünyada? Tarım yapmakla, yaşam şeklini değiştirmekle alakalıdır. Avcı toplayıcılık geniş alana ihtiyaç duyar. Tarım teknolojisi ile biyolojik taşıma kapasitesi artmıştır. Avcı toplayıcı gruplar takımlar halinde yaşar. Bunlar 20-30-100 kişiye kadar çıkar. Bu gruplar birbirinden izoledir. Tabii bunun da bir avantajı var. Bizim bugün yaşadığımız koronavirüs gibi problemleri daha az yaşıyorlar. İzole oldukları, birbirleriyle sıkı fıkı olmadıkları için. Ama onların da başka dertleri var. Mesela antibiyotik yok. Mikrop kaptığı zaman çok kolaylıkla ölüyor. Paleolitik dönemde ömür ortalaması çok kısadır. 20-25 yaş civarı, yani çok kısa. 40 yaş üstü insan kalıntısı hiç yok. Yani 40'ına kadar yaşıyor insanlar. Doğurganlık da yüksek, ölüm hızı da yüksek. 1492'de bile tüm Amerika'da Christoph Kolomb keşfettiği demeyelim ayak bastığında, o dönemlerde Amerika'da bile 10 milyon ancak insan yaşıyormuş. Avcı toplayıcılarda beslenme protein ağırlıklı. Bu yüzden günümüz insanı gibi obezite görülmez, yağlanma görülmez. Yani göbekli bir paleolitik insanı göremezsiniz. Çünkü devamlı yürüyorlar, ağ peşindeler. Bunun için yürüme yağ birikimini engelliyor. Artı bizim yediğimiz gibi devamlı karbonhidrat beslenmesi yok, şeker beslenmesi yok, protein ağırlıklı bir beslenme. İzole grupları halinde olmak ve evcil hayvanlardan gelen hastalıkların olmaması da avantajdır. Tabii bugün en önemli hastalık kökeni hayvanlardan insana gelen hastalıklardır. Günümüzden 20 bin yıl önce üst paleolitikte dokuma ve sepet örme gelişmiştir. Paleolitikte teknolojik gelişim çok yavaştır. Günümüz paleolitik benzeri toplumlarda ticaret gözlenir. İşte antropolojik olarak şunu incelemişler. Mesela kunklar, mesela pigmeler, mesela aynular, mesela eskimoğlar. Onların yanlarına gidip antropologlar kalıp orada yapılan yaşam standartlarından yola çıkar, eskiler de böyle yaşıyordur diye düşünmüşlerdir. Bugün avcı toplayıcı yaşam süren mesela pigmelerin sessiz ticaret yaptığı görülmüş. Ne demek sessiz ticaret? Ürettikleri incik boncuğu bırakıyorlar, diğerleriyle muhatap olmuyorlar. Gece yarısı diğerleri de geliyor, beğendiklerini alıyor, yanına onun eşdeğeri olarak gördüğü bir şeyi bırakıyor. Buna sessiz ticaret deniyor. Tabii hala muamma, neden yüz yüze gelmek istemiyorlar? İki tane alternatif var. Birincisi mikrop geçmesinden korktukları için diyorlar. İkincisi de işte birbirlerinin öldürüp yamyamlık yapılacağından korktukları için diyorlar. Yine Malinowski, ki daha önce konuşmuştuk, işlevselci, fonksiyonel antropologtu. Okyanusya adalarında Arganavutlar diye bir kabile var. Onlarla yaşadığı dönemde onların da kula döngüsü, yani küçük adacıklar arasında kanolarla ticaret yaptığını görmüş. Buna da kula döngüsü adını veriyor. Yani paleolitik yaşamda ticaret olduğu biliniyor. Günümüz paleolitik yaşam topluluklarında artı değer biriktirme yoktur. Para yoktur ondan sonra ve topladığınız meyveyi veya avladığınız hayvanı, ya bugün 5 tane havlu avlayayım da buzdolabına koyayım şansınız yoktur. Bir tane avlayacaksınız, yiyeceksiniz, bitecek, tekrar avlayacaksınız. Tabii bu zor bir yaşam. Minimal ihtiyaçları karşılayan basit bir yaşam vardır. Ama ben kitaplarda okudum, çok enteresan. Çok az çalışıyorlarmış. Yani bizimki gibi günde 8 saat, 10 saat çalışma falan yok. Günde 2-3 saat çalışmayla karnlarını doyuruyorlar, bütün işlerini görüyorlar. Ondan sonra da ense yapıyorlar. Kesin bir hiyerarşi ve devlet yapılanmaları yoktur.
eşit, daha çok eşitlikçi bir toplum yapısı vardır. Bu da mesela Yeni Zelandalıların yerli halkı Maoriler, ondan sonra ki çoğu bugün modern yaşama geçmiştir, belki kalmıştır az çok. Bunlar da o dönemde paleolitik yaşam sürüyorlarmış. Tabakalaşma yoktur dedik. Ha, bunlar da totem ve animizm inançları var. Totem dediğimiz şey, bakın mesela burada var. Bunun üzerine Durkheim çok şeyler söylemiştir. Fraser, Altın Dal kitabında çok şey söylemiştir. Totemin aslında, Durkheim bunu söyler. Mesela bizim nasıl Türk bayrağımız varsa, kabilelerin de sembolik olarak önemsedikleri totemleri olduğunu, toplumsal bir inanç sembolü, kutsal bir sembol olduğunu söyler. Animizm kavramı Piaget'e geçiyor ama Piaget de antropolojiden almıştır bu kavramı. Animizm canlı cansız ayrımı yapmamaktır. İlkel toplumların dinlerinde doğayı, cansız doğayı canlı saymaya da arkeologlar animistik inanç adını verirler. Soyut tek tanrı düşüncesi kesinlikle yoktur. Bunu ilk çağ uygarlıklarında söylemiştik. Sorulabilir de tekrar tanrı düşüncesinin ilk çıkışı Museviler, yani Yahudi halkıdır. Ki onlar da işte devlet kurmuşlardır falan diye anlatmıştık. Kanada'nın Pasifik kıyılarında yaşayan Kvakuitlerde biriktirmeyi önlemek için potlaç geleneği varmış falan. Yani biriktirmeye sempatik bakmıyorlar, zenginleşme istemiyorlar. Günübirlik yaşamak istiyorlar. Araştırmalar bir Kung'un, yani paleolitik yaşam yaşayan bir Kung insanının yılda ortalama 800 saat çalıştığını ve günde ortalama 1,5 saat çalıştığını gösteriyor ki bu oldukça az bir süre. Avlanma söz konusu, minimalizasyon, yani ihtiyaçların minimalize edilmesi söz konusu. Bizim gibi şuyum da olsun, buyum da olsun dertleri yok. Minimal bir şeyle rahat yaşamak istiyorlar. Çok çalışmak istemiyorlar. Sanıldığının aksine paleolitik yaşam günümüzde Afrika'da azdır demişiz. Öyle zannedilir. Vardır Afrika'da da ama asıl Japonya ve Rusya'da Kuril adalarında Aynular vardır. Kanada ve Alaska'da Eskimo'lar. Ant dağlarında Tobalar. Güney Amerika'da Açeler. Ekvator çevresinde Pigmeler. Avustralya'da Aborjinler. Yeni Zelanda'da Maoriler gibi paleolitik yaşam yaşayan, hala çok az kaldı ama vardır. Bu tür topluluklar kendi çevre şartlarına göre farklı uyarlanmalar, adaptasyonlar göstermiştir. Paleolitik yaşam süren gruplar modern dünyanın hastalıkları ile tanışmamışlardır. Hızlı, yürümeye dayalı ve izole yaşamları onları bu hastalıklardan korumuştur. Ancak 1492 sonrasında Avrupa'da gelen viral hastalıklarla karşılaşan Amerika toplumunun %90'ı çiçek ve kızamıktan, en çok da çiçekten ölmüştür. Tüfek, mikrop, çelik kitabında falan da anlatılır. Burada virüs çok önemli. İzole bir toplum, yeni bir toplumla karşılaşınca tanımadığı, bağışıklık geliştirmediği virüs toplumun büyük bir kısmını öldürebiliyor. Bunlar Japonya ve Rus adalarında yaşayan Aynular. Yani şu çok enteresan, Japonya gibi bir ülkenin bazı adalarında hala paleolitik yaşam yaşayan insanlar var. Evet, mezolitik kısa sürmüştür arkadaşlar, 2000 yıl gibi. Ara bir dönemdir. Biraz paleolitiğin, biraz neolitiğin izlerini taşır. Ama önemli olan neolitiktir. Neolitik dönem dediğimiz şey tarım devrimidir. Tarım devrimi şurada haritada gösterdiğimiz, başka bir renkle çizelim şöyle. Filistin, Ürdün, İsrail, Suriye, Türkiye'nin İç Anadolu, pardon, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve daha sonra Dicle ve Fırat ırmaklarından aşağıya inen Irak'ın bir bölümünü içeren alan bir kısımdır. Burada merkezler nokta nokta birleştirildiğinde böyle ters bir yay çizdiği için buna Münbit Hilal adı verilmiştir. Ve tarıma dünya üzerinde geçilen ilk yer burasıdır. Tabii ki farklı bir yapı olarak Çin'de, Afrika'da, Orta Amerika'da tarım yapılmıştır. Ama ilk yapılan yer Münbit Hilal'dir ve zaten daha sonrasında da Sümerler burada ilk uygarlık temellerini atacaklar. Tarım devrimi çok merkezli olarak Neolitik dönemde başlamıştır. Çok merkezden kastımız bu Münbit Hilal ve Mezopotamya bir merkezdir. Çin başka bir merkezdir ama ilk merkez, en eskisi Münbit Hilal'dir. İlk ortaya çıkışı bereketli Hilal'dir, söylemiştik. Neolitik dönem buzul çağının sona ermesiyle doğrudan ilişkilidir. Buzul çağının sona ermesiyle nemli ve bereketli bir ortam doğmuştur. M.Ö. 8000-7000 civarında buğday, arpa, mısır, darı, tatlı patates evcilleştirilerek yetiştirilmiştir.
Neolitik dönemde tarıma bağlı olarak köy yerleşmeleri ortaya çıkmıştır. Neolitik dönemden önce muhtemelen üst paleolitik veya mezolitikten itibaren köpek evcilleştirilmiştir. Tabii kesin değildir derken hani hangisi olduğu kesin değildir. Yoksa köpeğin paleolitikten önce evcilleştirildiği kesin. Daha sonrasında da koyun, keçi, domuz ve sığır evcilleştirilmiştir. Bunlar son saydıklarımız koyun, keçi, domuz, sığır bunların hepsi neolitik dönemde gerçekleşmiştir. Mesela neolitik dönemle ilgili en eski köy yerleşimi Çayönü'dür, Diyarbakır. Çayönü'nde ilk tabakasında evcilleştirilmiş buğday ve bazı bakteriler bulunmuştur. İlk, dünyanın ilk evcil, yabani değil, ilk evcil buğdayı Çayönü'nde bulunmuştur. Yine Hallençemi'de ilk evcil domuz kalıntıları bulunmuştur. En eski emmer buğdayı da biraz önce söylediğimiz gibi Çayönü'de. Şöyleymiş, bunu sormazlar ama şunu da bilin. Enkom buğdayı Nevali Çölü, emmer buğdayı da Çayönü'ymüş. Ama daha eski olan, birinci olanın Çayönü olduğunu bilmek lazım. İki çeşit buğday var demek. İlk evcil koyun keçi örnekleri ise Nevali Çölü'de bulunmuş. Bunların hepsi Neolitik dönem. Neolitik devrim ile biyolojik taşıma kapasitesi artmış. Kilometre başına yaşanabilir insan sayısı artmıştır. İnsan sayısı kapasitesinin üzerine çıkmış ve böylece göç dalgaları oluşmuştur. Antropologlar buna ilerleme dalgası adını vermişlerdir. Göçler M.Ö. 5000 yıl içinde, 5000 yıl içinde Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştır. Yani aslında M.Ö. 8000'lerde, Münbit Hilal'de Neolitik devrim başladığı anda bugünkü Fransa'da, İngiltere'de doğru düzgün insan yok. Varsa da paleolitik yaşam falan yaşıyor. Neden? Çünkü Mezopotamya, ılıman bir kuşak şeklinde buzullar bitmiş ama Avrupa, özellikle de Kuzey Avrupa hala buzullar altında. Fakat yavaş yavaş Avrupa'daki ve Asya'nın kuzeyindeki buzullar eriyor ve insanlar yavaş yavaş kuzeye doğru çıkmaya ve kültür kuzeye yerleşmeye başlıyor. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bunun kültürün Mezopotamya'da çıkması, diğerlerinde çıkmamasının sebebi ırkın daha akıllı olması, daha az akıllı olması ile hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen iklimle alakalı bir şeydir. Ne zamanki iklim Avrupa toprakları için verimli hale gelmiştir, Avrupa'da o zaman nüfus artmış ve kültür merkezi haline gelmiştir. Neolitik devrimi izleyen 9000 yılda dünya nüfusu 100 kat artmıştır. 17. yüzyılda dünyada hesaplamalara göre 500 milyon insan yaşamaktaymış. Nüfus artışı paleolitikte çok yavaştır, söylemiştik. Neolitikte hızlanmıştır ama asıl hızlanma Orta Çağ'ın ikinci yarısından sonra olmuştur. Neolitik dönemde biyolojik taşıma kapasitesinin yükselmesi nüfusu arttırıcı etki yapmıştır. Ancak evcilleştirilen hayvanlar üzerinden gelen hastalıklar da toplu ölümlere neden olmuştur. Bunlardan en önemlisi tarihte hep anlatılır, vebadır. Yaşam şekilleri var, göçebe yaşam falan. Şimdi bir dakika kalmış arkadaşlar, 40 dakikada bir ara vereceğiz. Zoom'un yapısı böyle. Evet, şimdi kapatıyoruz. 15 dakika sonra tekrar yayına gireceğiz. 15 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar.